Nasıl temizleyeceğiz hocam? Bu atık ağır yani, metallerden nasıl yani kurtulacağız? Yani metallerin ve toksinlerin biriktiği en önemli organ, toplandığı en önemli organ nedir? Hangi organdır? Karaciğer. Ondan sonra böbrekler, işte ondan sonra birçok organda bu ve yağ dokusunda özellikle birikebiliyor. Burada yapılacak olan şey, yıllardır anlatıyorum. Nedir bu? Maydanoz limon kürünü yapmak. Bu bir. İkincisi keten tohumuyla, keten tohumunu ezeceksiniz iyice. Evet, bir yemek kaşığı keten tohumunu iyice ezin. Balıktakinin tam 7000 kat içerisinde omega 3 var Hüseyin, keten. Osmanlı İmparatorluğu'nun Karadeniz bölgesinde ekip biçtiği işte bu keten. Efendim Fransa, Belçika ve Hollanda Atlas Okyanusu tarafında keten eker. Ve bunun ipini de nereye satar? Çin'e satar. 73 milyar avroluk ip satıyor Belçika, Hollanda ve Fransa. 1 milyon 100 bin dönüme ekiyorlar bunu. Saymakla bitmez. Rüzgar türbinleri, uçak türbinlerinde, pardon uçak türbini değil, rüzgar pervaneleri var ya, bu elektrik elde evet. edilen jeneratörler, 2 megawattlık, 2,5 megawattlık, o türbin kanatlarında hep ketenin anizotropik özelliğinden dolayı keten lifi kullanılır. Yani söyleyeyim, saymakla bitmez. Şimdi burada keten ve kişniş, bunu söyleyeyim. İkisi de vücuttan ağır metal uzaklaştırır. Bunun dışında genel olarak, sistemik olarak, yani tüm vücuttan toksin uzaklaştırmak istiyorsanız, evet bu kişniş lahana kürü uygulayacaksınız. 15 dakika kaynatılmış ki ben yılda 2 defa bu kürü mutlaka uygularım. Onu söyleyeyim, kişniş. Alıyoruz bir şekilde, gıdalardan alıyoruz. Yani artık hiçbir şey doğal değil. Yani büyük şehir yaşamı maalesef bu sorunları beraberinde getiriyor. Evet. Peki Yeni Hanım, şeyi rica etsek, bu ketenle kişnişi hani nasıl uyguluyoruz? Tabii. Hocam genel olarak bize anlattı. Detayları da sizden rica edeyim. Yaklaşık 1 su bardağı kadar kaynatmış olduğumuz suyun içerisine havanda dövülmüş yaklaşık 1 tatlı kaşığı kadar. Dövülmüş ama mesela o dövülmüş. Evet, bu dövülmüş değil, o yüzden eklemedim. Ezilecek. Çünkü bak birçok kimse bunu direkt ağzıma alıyorum ben sabah diyor. Olmaz. Mideden bu tam sindirilemiyor. Aynen geldiği gibi çıkıyor dışarı. Ezip patlatmamız. Mutlaka ezmeniz lazım, evet. Peki. Biraz eziyoruz, 5 dakika kadar demliyoruz. Sabah, öğlen ya da akşam, günde bir defa olacak şekilde bunu tüketiyoruz bitki çay olarak. Daha sonrasında yine aynı zamanda kişniş tohumu da, keten tohumu uygulaması bittikten sonra bir kaynatılmış 1 su bardağı kadar suyun içerisine 1 tatlı kaşığı kadar kişniş tohumu yine havanda dövüyoruz. 5 dakika kadar demledikten sonra sabah, öğlen ya da akşam günde bir defa tüketiyoruz. Onun bir de kortizonun etkilerini giderme özelliği evet, var. Evet, steroidlerin kortizon, evet yani işte... Değerli izleyicilerimiz onu da bilsinler. Akut bir durumda hastaya ne yapıyorlar? Steroid veriliyor. Yani kortizon veriliyor. İşte her neyse ama orada müdahale edilmesi gerekiyor. Ama ondan sonra siz kortizonu alışkanlık haline getirmemeniz lazım. Yani hastanın tedavisine geçilmesi lazım. Bu benim kendi şahsi görüşümdür. Karşı çıkılabilir. Yani ben kortizon evet geçici ama çok önemli bir çözüm getirir. Ama uzun vadeli kortizonun kullanımı yani vücuda çok zarar veriyor. Dolayısıyla
tedaviye geçilmesi lazım. Uzun vadeli bir tedavi şekli değildir kortizon. Onun için mesela neyse ben vermeyeyim ya hekimleriyle onu şey yapsınlar. Bazı hastalıklar var orada. Hep onu veriyorlar. Evet neyse.